Peygamber Efendimiz'in sünneti örnek midir? Kimin örnek olacak? Benim geleneklerim, göreneklerim mi örnek olacak? Hayır. Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed'in ahlakı veya öğrettiği şeyler Arap geleneği midir? Arkadaşlar, Hazreti Peygamber'in Arap geleneğiyle ne işi olabilir? Hazreti Muhammed Allah'ın peygamberidir. Onun 40 yaşındaki dönemi, 40'tan sonraki dönemi, 63 yaşına kadar olan dönemi Allah'ın korumasında ve kontrolünde değil mi? Allah bize Arap kültürünü mü emreder mi öyle bir şey? Allah bize vahyi emreder. Kaldı ki Arap kültüründe veya başka bir kültürde inancımıza, dinimize, dinimize yer alan şeyler varsa, dinimize uygun şeyler varsa alırız onları. Geçen bir vesileyle ben müşahede ettim. Cengiz Han'ın yasalarını okuyun. Ki peygamberimizi de bilen bir adam Cengiz Han. Yasaları içerisinde onaylayacağınız, yarı yarıya onaylayacağınız yığınla şey var. Cengiz Han'ın yasaları içerisinde. Zina etmeyeceksin diyor, şunu yapmayacaksın. Hak yemeyeceksin diyor, şimdi bunu yapmayacaksın. Bütün dinlerde var bu. Arabında da var, aceminde de var. Peygamber bunlardan bir kısmını uygulamışsa, peygamberlerin mirasını uygulamıştır. Bir, Allah'ın emrini uygulamıştır. İki, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَهُزُوا وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Peygamber size neyi verirse alın. Kur'an'dan veya Kur'an'ın dışında demiyor. Neyi verirse. Neden sizi sakındırırsa durun orada diyor. Hazreti Peygamber'in ahlakını ki Fazlur Rahman ve benzeri yazarlar var, çizerler var. Nerede durdu belli olmayan adamlar. Bunlara göre Hazreti Peygamber'in hadis sünneti Arap geleneğidir ki bunlar sahtekar ve zalim insanlardır. Hazreti Peygamber'i bir algıyla dışarıya itebilmek için onun hikmetini, onun hadislerini, onun nezih hayatını, ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim. Komşunu incitme efendim, insanları doyur, herkes uykudayken namaz kıl, selamı yay. Hazreti Peygamber'in bütün emirlerinde bu var. Bu hangi gelenek olabilir? Vahiy geleneği olabilir ancak. Evet, yani Hazreti Peygamber'le ilgili birkaç kelime söyleyeyim, sonra röportaja girelim. Efendimiz her hareketinde ölçülü ve dengeliydi. Peygamber aşırılıktan, ifrat ve tefrit, iki aşırı uçtan da uzaktı. Ne gece gündüz oruç tutardı, ne de boş bırakırdı. Peşembeleri tutardı, her ayın 13, 14, 15'ini tutardı. Ama bütün bir yıl oruç tutmazdı. Gücünüzün yetmeyeceğini yapmayın derdi. Sabaha kadar namaz kılardı, eşiyle de ilgilenirdi. Öğleleyin bir saat uyurdu, kaylule. Öğle uykusu, sonra geceleri uyanık kalırdı ibadet etmek için. Gecenin ibadeti için gece gündüz bir saat uyurdu, kaylule, kendini toparlardı. Ben yerim de içerim de, tebessüm de ederdi, ağlardı da. Ölçü, her türlü aşırılıktan uzaktı Efendimiz Aleyhisselam. İnsanları ayıplamazdı. Niye bunu yaptın değil, niye bunu yapıyorlar birileri? Ahlaki, nezih, temiz, zarif, nazik, nazenin bir gül kadar nazik ve güzel. İnsanları ayıplamazdı. Sevgili gençler, Hazreti Muhammed'i lütfen iyi tanıyın. Peygamberin aleyhinde algı oluşmaya çalışan ne idi belirsiz insanların bakışıyla değil, kendi peygamberinizi tanıyın yahu. Okuyun onun ahlakını. Ne kadar nazik bir insan olduğunu, nasıl sizin ihtiyaçlarınızı giderdiğini göreceksiniz gençler. Ağır söz söylemezdi. Küfür yoktu onun hayatında. Hakaret yoktu. Kimsenin ne babasına, ne anasına, ne başka bir şeysine. İnsanlara lakap takmazdı. Diyelim ki Ebu Hureyre, kediciğin babası. Söylediği sözler güzel sözlerdi. Ebu Leheb, Leheb'in baba, ateşin babası kelimesini peygamber kullanmadı, Allah kullandı. İnsanlara ağır söz söylemedi. En ağır sözü neydi biliyor musun? Anan seni doğurmayaydı keşke. İkinci en ağır sözü, hay senin alnına toprak yapışsın. O kadar. Peki,